Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Emrah Şam'dan Tundra'da VP of Product olarak çalışıyor ve Tayfun Öziş Erikan. Lab 2023'te kurucu ortak ve CEO. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Bugünkü konumuz aslında normalki konularımızdan biraz daha farklı. Bence çok güzel bir konu konuşacağız. ShapeUp yöntemini konuşacağız. Basecamp firmasının oluşturduğu, hayata geçirdiği ve herkesle paylaştığı bir ürün geliştirme yöntemi. İşte Agile'a alternatif olarak aslında onların kullandığı ve onların popülerleştirdiği bir metodu. Türkiye'de en azından benim bildiğim nadir iki firmadan Emrah ve Tayfun'la onların deneyimlerini konuşacağız. Ama öncelikle çok kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Emrah, istersen senden başlayalım. Selam Eren. Teşekkürler bu arada tekrar beni kabul ettiğin için. Ben Tandıra'da Product Manager olarak çalışıyorum. VP of Product olarak çalışıyorum. Ondan evvel de Opsgenie'de ve Komodo'da Product Manager'lık yaptım. Ondan evvel de aslında Developer'dım. Biraz hani masanın her tarafında bulunmuşluğum var. ShapeUp'la ilgili de güzel tatlı acı anılarımız var. Bugün inşallah konuşacağız. Evet, süper. Tayfun. Ben de teşekkür ediyorum davetin için. Çok memnun oldum. İsmim Tayfun Özü Şerikan. Lab 2023 firmasının kurucu ortağıyım. Aynı zamanda genel koordinatörüyüm. 1999 yılından beridir bu sektördeyim. Yazılım geliştirme, web geliştirme alanında çalışıyorum. Ben de birçok farklı alanda kendimi geliştirme fırsatı buldum. Tasarım, backend, ön yüz, işte ürün yönetimi. Kendi şirketimizi kurduktan sonra da daha çok C-level hani işlerde bulunduk. Full stack geliştiriciyim. Şirketimizde işte kurumlara veya firmalara veya startuplara özel yazılım çözümleri sunan bir firma. Birçok projede bulunuyoruz bu şekilde. Süper. Ya bugün aslında ya dediğimiz gibi bu ShapeUp yöntemini konuşacağız ve siz ne kadar süredir bu yöntemleri kullanıyordunuz? Tandıra'da yani bu yıl Şubat ayında mı? Şubat ayında başladık diyebilirim evet. Yani Okey. bir yıl olmadı henüz. Bir yıla yakın diyelim. Evet. Tayfun, siz? Bizim ShapeUp tecrübemiz 2 yıla ya da 1,5 yıl, 2 yıl aralığında bir süreye yaklaşmış olabilir. Yalnız Basecamp'le tanıştığımız şirketi ilk kurduğumuz 2009 yılından bu yana var. Versiyon 1'den beridir kullanıyoruz Basecamp'i. Yani uzun yıllardır Basecamp kullanan bir firmayız. Tabii onların da kurum kültürünü takip ediyoruz. ShapeUp tecrübesi edinme kararını da zaten hani son yıllarda özellikle yaygınlaştığı için son birkaç yıldır keskin bir geçiş yaptık. Tecrübe etmeye çalışıyoruz. Şimdi ya ShapeUp'u incelemeden önce aslında ShapeUp'a giden yolculuğunuzu merak ediyorum. Yani neden yeni bir yöntem denemek istediniz? Neden ShapeUp'a geçmek istiyordunuz? Yani orada sizi mevcut yönteminize iten problemler neler vardı? Tayfun, istersen senden başlayalım. Tabii biz dediğim gibi küçük bir ekip olarak başladık ve yıllar içinde ekibimiz genişlemeye başladı. Ama hiçbir zaman çok aşırı böyle büyük bir ekip olma motivasyonuyla hareket etmedik. Dönemine göre birçok farklı yöntem, metodoloji denedik. Yani 2009'dan bu yana çok uzun bir süre geçti. Birçok kavram değişti. Genel olarak hani birçok detaylara girmeden aslında daha önce Agile, Scrum ve Jira Atlassian ürünleri ailesi üzerine tecrübelerimiz oldu. Bu yöntemleri uzun bir süre kullandık, uyguladık. Ekipteki kişileri bu metodolojiye göre rollere böldük. Ama sonrasında fark ettik ki hani o metodolojilerin sundukları bazı kavramlar bizi yoruyor, strese sokuyor. Özellikle yazılımın tahmin üzerine ilerlemediğini fark ettik. Daha çok tahmin üzerine olan bir süreç ve tahminlere uymaya çalışıyorsunuz ve sürekli koşu ve stres halindesiniz. Aslında yazılım doğası gereği değişkenlik gösteren, önceden tahmin edilmesi zor bir süreç. Dolayısıyla siz geliştirirken keşfediyorsunuz ama Agile Scrum süreçleri biraz daha hani buna ters gibi yorumlamaya başladık. 2 haftalık sprintler, koşular da çok stresli, sürekli. Hani yaptığınız iş aslında sakinlik gerektiren bir iş. Yazılım düşünmeyi gerektiren, sakin çalıştırmayı gerektiren bir iş. Sürekli artan bir tempoyla ve her 2 haftada kendini tekrar eden döngülerde çalışmak bizi yordu. Ve çok faydalarını da gördük. Tabii bir Agile Scrum çok yaygın kullanılan bir şey. Yani kötüdür anlamında söylemiyorum. Bize hissettirdikleri bunlar. Bir de burada gördüğümüz en önemli şeylerden birisi, aslında bu konu çok derin konuşulacak bir konu ama yönetici gereksinimi oluşuyor ekip üzerinde. Yani sınırlı sorumluluk ve yönetici gereksinimi. Yani şirkette bir bürokrasi yarattığını fark ettik. Geliştirme ekibinin özellikle belirli kişilerden belirli görevler gelmeden hareket edemediğini veya zaman içinde hareket alanlarının daraldığını, daha çok böyle önüne gelen işleri yapmaya başladıklarını, biraz robotlaştıklarını fark ettik. Yani bir üretim bandındaki robotlara benzediğini hissetmeye başladık. Yaratıcılığı da çok daraltıyordu çünkü yaratıcılığı başkası yapıyor, projeyi planlamasını başkası yapıyor, sadece belirli kişiler kodluyor. Bu yaklaşımın bize ters olduğunu hissettik. Tabii ritüeller de var burada biliyorsunuz, günlük toplantılar, planlamaları, retrospektifler. Bunlar da bir aslında güzel şeyler kavram olarak ama zaman içinde herkesin bunları bir
hani ritüel haline getirdiğini, daha çok hani yapmış olmak için yapmaya dönüştüğünü veya bir araç olmaktan çıkıp amaç olmaya dönüştüğünü hissettik. Yani bu hissiyata kapıldıktan sonra zaten tabii Ruby ve Rails ekosistemini ve Basecamp'ı takip eden bir firma olarak farklı bir arayış içerisine girdik. Tabii bu doküman kitap oluşmadan önce de biz Basecamp'in makalelerinden, yazılarından takip ettiğimiz kadarıyla bu adamlar bu işi nasıl yapıyor diye sürekli irdeleyerek oraya doğru bir yönümüzü çevirdik diyeyim. Öyle özetleyeyim. Süper. Emrah siz? Biz işte 2019 hangi yılda olduğumuzu unuttum. 2019 yılında Thunder'da böyle çok hızlıca feature geliştirdiğimiz bir dönemdeydik ve yani sprint yapısı gidiyorduk ama açıkçası sprint yapısını tamamen işte eski adetlerden ötürü neredeyse kullanıyorduk. Yani 2 haftaya sığacak gibi bir işimiz pek olmuyordu. Çünkü önemli Tandıra'nın çok böyle competitive gap dolduracak feature'larını yapmak gerekiyordu ve bu işler 2 haftada bitmiyordu. Böyle kadük şekilde aslında taskları bölüyorduk. İşte bu 2 haftadaki amacımız bu. Amacımız hiçbir şeye ifade etmiyor yani. Gerçek bir şey ship etmek değil. Bu durum biraz bize şey yaptı ve hani ve 2 hafta şey yapınca bu insanda bir de şey uğradı, planlama uğradı da oluşturuyor. Hem product management tarafında hem de işte engineering management taskların bölüşümü tarafında. Biraz daha ship edilebilir bir şeyleri bizim yutabileceğimiz gibi ship edilebilir bir şeyleri yapalım. Planlama için biraz daha fazla zamana sahip olalım. Hani biraz daha gerek competitor research gerek işte tasarım için biraz daha geniş zamana sahip olalım diye. Sprint süresini uzatmaktansa acaba daha demokratik bir şey ne yapabiliriz diye düşünüp hani arkadaşları da hem de bu karar alma süreçlerinin içine katalım diyerekten böyle bir yönteme döndük biz. Aslında hem yani çoğunlukla behavioral durumlardan, sıkıntılardan ötürü aslında. Anladım. Okey. Peki şimdi ya ShapeUp bu arada hani linkini de paylaşırım aslında kitap olarak da paylaştılar. Ryan'ın ve bütün Basecamp ekibinin hazırladığı bir kitap. Bayağı 130 sayfalık bir kitap. Tayfun da dediği gibi aslında bunlar bir kısmı en azından blog yazıları veya işte Twitter'da paylaştıkları olarak kendini göstermişti ama çok güzel özetlemişler. Şimdi ana şeylerden bahsedebileceğiz tabii burada. Hani bu 130 sayfayı şimdi 1 saatlik podcast'te detaylı bir şekilde anlatmak çok şey olmaz ama Kesinlikle. ana elementlerinden bahsedelim ki zaten ana böyle hani ilgi çekici şeyler de onlar bence. Bir ben hani dışarıdan okuduğum kadarıyla full kitabı da okumadım hani onu da itiraf edeyim. Üzerinden geçtim hani bunu hazırlık yapmak adına. Ama 3 tane adam elementi var bildiğim kadarıyla. Bir tanesi shaping, bir tanesi betting, bir tanesi de building. Yani şekil verme, betting'in Bahis. bahis Seçme, ve evet, bahis. Seçme bahis ve inşa etme Geliştirme. geliştirme tarafı. Şimdi bu üç elementi aslında teker teker inceleyelim istiyorum. Ama öncesinde aslında belki de bir ana şeyler var. Ana prensipler var. Belki onlardan biraz bahsedebiliriz. Yani işte mesela 2 hafta değil 6 haftalık işte yani sprint sayılmaz ama ya yani 6 haftalık parçalar var, değil mi? Evet. Cycle Okey. dedikleri. Döngü Cycle. diyorlar. Okey. 2 tane ana track var. Yani 6 haftalık cycle'ın yani bir ana 6 haftalık building tarafındayken mesela geliştirme tarafındayken aslında diğer tarafta da shape ediliyor. Değil mi? Doğru mu anladım? Evet, şekillendirme ve inşa etme iki ayrı kulvarda paralel yürüyor aslında. Aynen. Anladım. Okey. Ve burada aslında takımları da küçük tutuyorlar. Normalde mesela bir Scrum takımı PM ve designerlarla beraber 7-8 kişi tabii değişebilir ama hani ortalama Evet. 6-7 kişilik ekiplerken burada daha 2-3 kişilik mühendis ekiplerinden bahsediyorum. Öyle. Ve de bunlara Evet, katılan bir designer olması. mutlaka designer her projede bulunuyor. Yani bir designer, iki programmer veya bir designer, bir programmer şeklinde. Üç kişiyi aşmamaya çalışıyorlar. Şimdi Parçanın büyüklüğüne göre tabii evet. değişiyor. Şimdi bizde mesela şey bir design zaten bir tane designer var ki kendisi bizim marketing'e de yardımcı oluyor. İki front-endçimiz var işte 7-8 aa şimdi bana kızacaklar. Back-endçimiz daha kalabalık. Öyle olduğu zaman hani genelde bir designer birkaç takımda bir tane olan designer'ımız. Front-endçiler de işte 2 takımda falan ve diğer arkadaşlar da başka işlere bölünüyor gibi bir durum oluyor. Anladım. Okey. Evet, bizim tarafta da genel olarak aslında ekipteki roller bu metodolojiye göre basitleştirildi. Hani çok fazla şapka ve rol oluşturmamaya çalışıyoruz şirket içerisinde. Programcılar ve tasarımcılar diye iki gruba ayırdık. Yani tasarımcı dediğimiz zaman hani sadece arayüz tasarlayan veya bunu bir prototip aracıyla oluşturan veya bunu UX veya UI'ye uyduran kişilerden bahsetmiyorum. Bizim tasarımcı dediğimiz kişiler daha çok hani işin HTML, CSS kodlaması veya JavaScript kısmıyla da ilgileniyorlar. Programcılar da backend tarafıyla ilgileniyorlar ama
Nihayetinde bu iki kişi full stack, yani birbirinin dilinden anlayabiliyor. Bu çok önemli bir kural Shapeup'ın başarılı olabilmesi için. Şimdi o son dediğine de geleceğiz aslında da bir o shaping tarafını ben Evet. aslında hani oraları bir Tabii deneyelim tabii. istiyorum. Çünkü ya shaping tarafı belki de zaten hani yönteme de ismini veren Shapeup olduğu için belki de burası ana farklı olan kısım. Ya bu Shapeup'ın shaping tarafı nereden geldi sizce? Yani burada aslında benim gözlemlediğim projelerin geliştirme sürecinde başarısızlığa uğramasındaki veya planlanan hedeflerin tutmamasındaki en büyük faktör sağlıklı bir şekilde şekillendirilmemiş veya analiz edilmemiş, sınırları çizilmemiş, kritik noktaları veya gizli tavşan deliği dediğimiz noktaların ortaya çıkarılmamış kısımlarının çok detaylandırılmadan, tabii bir de teslim süresi var, devam eden işler var. Bir an önce geliştirme ekibi boşta durmasın. Hani bir an önce onların önüne bir iş koyalım psikolojisiyle çok da şekillendirilmeden hazırlanmış analizlerden kaynaklı bir problem var. Yani bu şekillendirmede yeterince iyi bir planlama yapılmazsa veya iş yeterince basitleştirilmeden veya açık bir hale getirilmeden verilirse ekip nereye gideceğini, hangi yöne gideceğini bilmeden aslında teslim zamanı geldiğinde ortaya planlanandan çok farklı bir şey çıkması gibi bir sonuç ortaya doğabiliyor. Bence ana fikir buradan doğmuş. Yani iyi şekillendirilmemiş işler zincirleme olarak her yere etkiliyor. Yani geliştirme takımınız ne kadar rockstarlardan da oluşsa, birçok iyi programcı veya tasarımcınız da olsa, önemli olan işin iyi bir şekilde tanımlanmış olması. Benim gördüğüm saf bir fikrin taslaktan geliştirilmesini arzulanacak iyi bir projeye dönüştürülmesi için geçen tasarım odaklı bir süreç şekillendirme. Ben böyle özetleyebilirim. Ya benim anladığım burada aslında araştırma ve tasarım tarafı ki tasarıma da hani geleceğiz aslında çok böyle hani detaylı bir tasarımdan da bahsetmiyorlar aslında burada. Araştırma ve tasarımı biraz daha birbirine yaklaştıran ve yazılımcının yapacağı işten daha farklı bir zamanda yapılan bir mod bu. Shaping modu. Evet. O benim hani enteresan geldi bana. Hani bu ikisinin ya zaten öyle çalışıyor da gerçekten birbirine bu kadar yaklaştırılması çok enteresan geldi bana. Ya zaten kitapta şey de var biliyorsunuz. Hani 60 20 20 demiş onların kuruluşu. 60 building'e geçiyor. 20 shaping'e, işte bu 20, diğer 20 de keep the lights on. Yani gerçekten shaping süreci içinde gelebilecek önemli sıkıntılar olabilir. İşte müşterilerden gelecek bug'lar olabilir. Bu gibi şeyler için de gene bir %20'lik bir zaman bırakıyor. Yani o 6 haftalık zaman içerisinde aslında 6 haftanın altısına da development'ı yapmıyorsun. Zaten başından commit ettiğin, işte ben bu 6 haftanın işte yaklaşık 3,5 4 haftasında geliştirme yapacağım. Bir haftasında da 1,5 haftasında da shaping yapacağım diye bir commitment'ını veriyorsun. Bu 60 20 20 tabii ki değişebiliyor şirketten şirkete. Bizde de değişiyor. Cycle'dan cycle'a, işten işe, durumdan duruma değişebiliyor. Sonuçta şey değil yani. Bozulmaz bir kaide değil yani. Bu anlamda hani building ve shaping'i beraber yürüten bir şey. Az evvel de söylediğim bu demokrasi kavramında da o zaten. Hani biliyorsunuz Agile'ın çok büyük bence risklerinden bir tanesi hemen mini bir waterfall'a dönüşmesi. Aslında Shapeup hani ne oluyor? Ben product manager olarak anıyla şanıyla bütün feature'ı yazıyorum, use case'leri, şeyleri falan. Sonra da arkadaşlar yapıyor. O zaman çok da şey olmuyor. Yani documentation üzerinden çok muhabbet dönmüş oluyor. Ve çok da aslında Agile'da pek de ne kadar Agile olduğu konusunda sadece sprint olması, time box'ta olması açısından belki Agile gibi değerlendirilebiliyor. Shapeup aslında bunu kırmak benim için. Yani arkadaşları sürece çok daha evvelden katıp bu işleri yani yapılacak geliştirmeyi, yapılacak işte feature'ı az evvel telefon da söyledi. Hani rabbit hole, işte o tavşan delikleri, hani problem olabilecek yerler, tasarımda karşılaşabilecek sıkıntılar gibi şeylerle daha evvelden konuşmamızı sağlıyor aslında. Bir şey soracağım. Peki shaping aşamasında mı konuşuluyor bunlar yoksa betting aşamasında mı yazılımcılardan geri bildirim alınıyor? Shape'te de ya aslında şimdi şöyle Shape'te de konuşuluyor ama betting'te mesela az bir geri basılıyor yani. Şimdi işte diyorum ya, ideal bir dünya yok. Normalde olmaması lazım. Tabii. Çünkü betting'i normalde yazılımcılar yapmıyor. Yani Shape'te şey var, yazılımcılar var. Betting sürecinde işte karar alıcılar, hani bir şirkette kim, hani tamam mesela işte shape ediyorum. Bununla ilgili işte önünde 5 tane task var. O tasklardan işte hepsi 6 hafta sürdü. 6 hafta olarak belirlendi küçük takımlarla. Benim elimde 3 tane küçük takım var. O zaman işte üçünü seçmem lazım. Yani bu seçimi yazılımcı arkadaşlar yapmıyor normalde. Ya bizde de yapmıyor. Hani işte bizim CTO'muz, Engineering Manager'ımız ve bir Product Manager arkadaşımız da var. Biz yapıyoruz genelde. Ama şöyle bir şey var. Bunu yaparken de ya şunu da sokamaz mıyız falan deyip tekrar acaba Shape'deki appetite'ı değiştirebilecek bir şey yapabilir miyiz diye konuşuyoruz.
Veya işte daha shape ederken hani bet edilecek, bak bet edilecek gibi olanları daha iyi bir shape edelim falan gibi diye böyle kuralı esneten şeyler yapıyoruz açıkçası biz yani. Evet yani ben de katılıyorum. Genel olarak aslında geliştirme ekibinin sürecin içinde sürekli bulunması çok önemli bir unsur. Benim yorumladıklarım da şu şekilde. Ben de biraz kendi yorumlarımla, düşüncelerimle biraz sohbete yön vermek isterim. Şekillendirme tarafında aslında benim anladığım kadarıyla doğrudan yani ekibin hepsi dahil edilmiyor. Yani daha sınırlı bir grup içerisinde product strateji denilen bir grup oluşturuluyor şirket içerisinde. İşte genelde ürün yöneticisi, CEO, CTO, belki kıdemli bir programcı. Yani çok kalabalık olmayan, 3-4 kişiyi geçmeyen, daha her yere eli kolu değen kişilerden oluşan bir takım. Sahayı, işte özellikle support ekibini veya müşterileri dinleyen kişilerden. Aslında herkes ürünü gözlemliyor ve belirli fikirler ortaya atıyor. Bu atılan fikirler aslında kaba fikirler. Yani fikir aşamasında olan şeyler. Şekillendirme fikirlerin aslında teklif masasına yani teklif olarak daha elle tutulur hale getirilmesi için geçen süre. Şekillendirme aşamasında kaba bir iş. Önce çözümlenmedi olarak ve daha sonra sınırları çizilmiş olarak yani belirli safhalardan geçiyor. Bu noktada çok önemli kurallar var. Özellikle Basecamp'in bu konuda çok katı olduğu kurallar var. Bir kere mümkün mertebe her şeye hayır diyorlar. Yani çok az şeyi fikir olarak bahis masasına götürmeye meyilliler. Yani her şeyi yapamazsınız, her şeye evet diyemezsiniz düşüncesindeler. Ve bir şeylerin sürekli tekrarlanması lazım bahis masasına gelebilmesi için veya şekillendirmeye değecek. Yani onlar buna arzu diyor. Yani bizde bir geliştirme arzusu yaratması için bunun sahadan sürekli karşımıza gelmesi gerekiyor gibi bir bakış açıları var. Dolayısıyla burada sınırları iyi belirlemeleri gerekiyor. Sınırları belirlerken de tutunabilecekleri tek şey 6 haftalık süre. Dolayısıyla bir özelliği 6 haftaya sığdırıp sığdıramayacaklarına bakıyorlar. Genellikle de makaslıyorlar, sürtüyorlar, daraltıyorlar. Sonraki aşamada da bunu işte özellikle burası da çok önemli vurgulanıyor kitapta. Breadboarding ve fat marker eskizler kullanarak çok detaylandırmadan, çok ana hatlarıyla aslında oluşturuyorlar ve yazıyorlar bunları, dokümante ediyorlar. Burada kaba taslak kalemlerin yani kalın uçlu kalemlerin kullanılmasının sebebi işi şekillendiren kişilerin geliştirme ekibine çok böyle bir detay vermek istememesi. Yani ne çok soyut ne çok somut diye bir şey var orada. Çok detaya inmeden, çok da basit olmadan bir konsept ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu noktada da işte bu çalışmalar bittikten sonra da aslında kısıtlamaların olduğu bölümlerde dokümante edildikten sonra bunu bir teklif haline getiriyorlar. Burayı Tekliflerde de her zaman işte bu ön hazırlıklardan geçmiş sunumlar aslında teklifler bir nevi. biraz aslında irdelemek isterim çünkü bence hani can alıcı kısımlardan bir tanesi. Kesinlikle. Burada hani o bizim işte spec diye adlandırdığımız veya işte product requirement document neyse hani ürünün ne olacağını yazdığımız kısmı aslında bayağı rafineleştiriyor shaping Kesinlikle. tarafında. Ama ikinci bir bence nokta da var. Burada hani sen de değindin. Bunu yapan kişiler aslında hem pazardan hem işte ürünün stratejisi, şirketin stratejisi hem teknik kapabilite olsun çok aslında kalifiye insanlar buralara geliyor. Yani bilgili ve hem müşteri konusunda bilgili hem ürün ve strateji konusunda bilgili hem de teknik olarak bilgili insanlar bir araya gelip bu shaping'i yapıyorlar. O yüzden de aslında çok fazla detaya inmemeleri okey diye anlıyorum ben mesela. Yani evet burada detayın ve sınırlarını iyi çizmek lazım. Yani burada yaratıcılığı yönlendirmemek önemli olan. Yani işi yapacak kişilere hiç anlamayacakları bir şey de vermemek. Çok böyle sizin kafanızdaki product manager olarak işte budur deyip çizdiğiniz hatta genelde yaşanır biliyorsunuz. Bir mockup çizer verirsiniz. Geliştiricilerin bunu iyileştirmesini beklersiniz. Mockup'a birebir benzeyen bir nihai çıktıyla karşılaşırsınız. Üzerine hiçbir şey koyulmamış. Demek istedikleri konu orası yani elemanların kabasını çizdikleri kısım bu. Breadboarding yöntemi de çok enteresan bence ShapeUp'ta. Hani bu elektrik mühendislerinin kullandığı aslında genel akış ve etkileşimin belirlendiği şeyler. Bu breadboarding'i de genelde kelimelerle yapıyorlar. Yani yazarak yapıyorlar. Ekranlardaki unsurlar ve bu unsurların birbirleriyle olan bağlantılarını sadece yazarak oluşturuyorlar. Ben de bunu denedim. Deniyorum, uyguluyorum projelerde. Çok aslında güzel oluyor sizin genel akışı bulmanız için. Ama bunun yetmediği noktalarda da işte bu kalın uçlu kalemler kullanarak da biraz da hani bunu soyutluyorlar veya ekran tasarımı haline dönüştürüyorlar. Ama burada hiçbir şekilde detaya girmemeye çalışıyorlar. Burada ana konu şu işte 6 haftaya sığacak şekilde bu özelliği belirlemek ve sıkıştırmak. Bu istedikleri olgunluğa geldikten sonra aslında yani ham fikir arzuya yani arzu denilen şey süre onlar için. 6 haftalık bir arzuda bitirilecek bir süre olarak görülüyor. Ve de
sorunun net bir tanımı oluştuktan sonra aslında bahis masasına getirilmek üzere bir feature set oluyor işte genelde kullanılan kavram olarak düşünürsek. Bunlar daha sonra bahis masasında hangilerinin o 6 haftalık döngüye sokulacağı bahis masasında kararlaştırılan bir şey. Aslında orada da ikinci bir çarpışma başlıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Evet. Notlarıma bakıyordum da. Yani burada o şimdi fat marker sketches ve breadboarding'den bahsettin. Bunlar bayağı aslında detay içermeyen ama ana Evet. fikri veren, detayı da ekibe bırakan yapılar. Şimdi burada da yani amacım şeytan avukatını oynamak değil aslında iki yöntem arasındaki farkları ortaya çıkarmak. Hani mockup'tan sen de bahsettin veya wireframe'den sen de bahsettin. Ya bunlar da bir nebze yani wireframe veya mockup'a benzer şeyler değil mi aslında? Fat marker sketches'den bahsediyorum aslında burada. Soru bana geldiyse cevaplayabilirim. Ortaya. Yani Bence ortaya beraber iyi geldi. gidiyor. Tamam. Yani fat marker çizimler şöyle. Şimdi genelde biz mockup veya işte bu sketch gibi arayüzleri kullandığımızda onlar biraz daha fazla böyle arayüz elementlerine benzeyen tool'lar verir. Veya biz onu çizerken bilinçaltımızda hani insanlara bir şey anlatmak isteriz. Anlatacağımız şeyi detaylı çizmezsek karşı tarafın anlayamayacağını düşünürüz. Anlatabiliyor muyum? İnsan bunun önüne geçemez. Yani siz de yapmışsınızdır hani bir ekran dizayn edersiniz ya da tahtaya bir şey çiziyorsunuzdur. İnsanlara bir şey anlatıyorsunuzdur. Orada çizdiğiniz şey bir buton, bir menü, bir işte komponent. Çok detaya girildiği anda aslında şey oluyor. Oradaki siz işin teknik boyutuna elinizi sokmuş oluyorsunuz. Yani burada aslında neyin nerede olacağını ve ne kadar konsepti anlatmak üzere. Yani siz mesela bir adamların işte kitabında da en çok vurgulanan şey takvim örneği var. Görmüşsünüzdür yani. Bir takvim dizayn edeceksen ne vardır takvimi şey yapmak için, tasvir etmek için gerekli olan? Günler, aylar ve günlerin içindeki etkinlikler. Şimdi bunun ötesinde çizimler yaptığın anda aslında o takvimin nasıl dizayn edileceğiyle ilgili karşı tarafa bilinçaltı mesajları vermeye başlıyorsun. Yani özellikle bu mockup'lardan ayıran nokta bu. Yani mockup'lar, yani mockup kelimesine takılmayalım. Yani çizdiğiniz şeyin ne kadar detaylı olacağı ve ne kadar sade olacağı, yani ne kadar somut ve ne kadar soyut olacağına bakmakla ilgili. Mesela burada yanılgıya düşülen en önemli noktalardan birisi şekillendirme aşamasında kesinlikle bir nihai prototiplendirme aracı kullanmamak lazım. Biliyorsunuz işte Figma, Sketch, birçok araçlar var. Çok yaygın kullanılan. Biz de kullanıyoruz Sketch'i vesaire. Figma'yı. Ama bunu şekillendirme aşamasında devreye aldığınız anda siz yönetici olarak veya stratejist olarak ekibe ya kardeşim al sen bunu kodla diyorsun aslında. Yani orada yanlış olan kısım orası. Yani orada ekibin geliştirmesi için sadece sınırlarını çizmek üzere bir eskiz çiziliyor. Kalın uçlu kalem kullanılmasının sebebi de kendini kaptırıp da detaya girmemek için aslında. İnsanın doğasında olan bir şeyin önüne geçmek için. Ana mesajı Redboard vermek yani aslında. tabii, ana mesajı. İstesen de detaylandıramıyorsun zaten. Torbaya dönüşüyor bir süre sonra yani. Uç kalın olduğu için. Yani güzel bulunmuş bir yöntem bence basitçe. Breadboarding metodu da benim mesela çok hoşuma giden bir şey. Hani burada kitapta örneği de var. O örneği de dinleyenler Evet. de bakabilir. Hani ilk okumaya başladığımda direkt aklıma şey gelmişti. Yani bu breadboarding MVP değil mi diye düşündüm. Ama ondan sonra aslında okuyunca olmadığını gördüm. Çünkü breadboarding yine aslında fat marker sketches'a benzer amaçla yapılan gerçekten hani kağıt üzerinde yazılarla senin ürünün nasıl hareket edeceğini gösterdiğin yazılı iskelet. Yani en iyi Evet. öyle, o şekilde açıklayabildim kendime. Yazılı etkileşim dökümü. Evet. Ve hani şey de değil. Ne içerisindeki detaylar var, ne ekran görüntüleri var. Hiçbir şey yok yani MVP'nin çok gerisinde daha. Yani hani kötü anlamda değil gerisinde. Daha az detayda. MVP aslında bunun yanında çok detaylı kalıyor belki de. Evet. Peki sizin ekiplerinizde bu shaping'e kimler katılıyor? Spesifik olarak hangi pozisyondaki insanlar katılıyor? Ya bizim bu toplantıdan sonra şey yapalım toplantısı var. Şey yani. Bizim bütün ekip katılıyor buna. Bu biraz şey gibi. Biz mesela belki de gene kitapta olmayan pre-shape up gibi. Yani şöyle. Arkadaşlar biz bu cycle'da şunları shape etmeyi düşünüyoruz. Hadi şimdi şunlar bizim için daha öncelikli olduğu için bunu shape etmeyle başlayacağız yarın diye anlatacağımız toplantı bu aslında. Yani bir şey shape etmeyeceğiz. Ve de işte buna kimler katılmak ister diyoruz. Ve çoğu zaman da katılacağım diyene gelme denmiyor. Yani demememiz de lazım. Yani bütün developer arkadaşlar şey yapıyor. Çünkü mesela ben zaten ortadaki az evvel Tayfun'a çok ifade etti. Net bir tasarım, net bir şey yok. Şimdi orada artık konuşuyoruz. Bunu böyle yaparsak işte kodda yapması zor olur. Query'de çekmesi yavaş olur. İşte tasarım da buradan getirirse genel dilimize aykırı olur. Önce bunu konuşuyoruz. Sonra bir kafada bir şey oluşuyor Shape Up'ın sonuna doğru. Belki ikinci toplantısında, belki o toplantının sonuna doğru artık şey hani şunu yapacağız.
Rabbitohlarımız bunlar. Yani hani dikkat etmemiz gereken, eğer bu konuyla bir çare bulma, yani düşünmeden bu işe girişmememiz gereken konular bunlar değil. Ve biz bunu işte az evvel yine Tayfun dediği gibi şöyle şu şu özelliklerinden, düşündüğüm şu özelliklerden vazgeçelim ki 6 haftada bitsin deyip bir shape edilmiş oluyor item ve bet edilmeye hazır hale geliyor. Ve bunu yaparken biz de isteyen herkes geliyor daha doğrusu. Yani tabii marketing sales'tan arkadaşlar da istese gelir de genelde gelmiyorlar falan ama hani tasarımcı, işte biz CTO, developerlar, yani zaten ekip de çok büyük olmadığı için. Aslında herkes şeyler geliyor ama nihayetinde karar vericiler sizlerseniz herkesin olduğu aslında demokratik bir ortam oluşuyor. Herkes fikirlerini söylüyor. Bundan sonraki aşamada yine siz karar vericiler olarak bir bunları değerlendirmeye alıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, olayın tasarlanmasına, işte nasıl bir şey olacağına bir demokrasi tabii ki geliyor ama mesela daha neyin şey toplantılarına katılacağını, 60-20-20 dedi ki o 20'yi nasıl harcayacağımızı zaten. Yani biz bir şimdi bundan evvel mesela yine işte CTO, ben, Engineering Manager, diğer Product Manager konuşuyoruz. O da pre shape aslında. Hani şunları arkadaşlara shape edilecek diye konuşalım. Sonra shape ediyoruz. Sonradan zaten alabileceğimizden fazla shape ediyoruz açıkçası. Ve bet masasına gelince gene bir, o dörtlü ekip tamam şunları içeri alalım diyoruz. Bizim şeyimiz ortalama böyle. Ortalama bir shape etme süresi, şekillendirme süresi ne kadar sürüyor sizde? 2 hafta. Bazen geçiyor. Yani şöyle ama mesela toplantı yapıyorsun. Oradan mesela şuna bakmam gerek diyor. Hani bir debit ol ya hani nasıl olduğunun tam o anda toplantıda kimse bir şey fikir elde edemiyor. Tabii. Orada mesela developer arkadaşlar bakıyor işte. Aslında shape'in vakit ayırdığın kısım toplantı değil yani. Bakıyorlar gerçekten orada bir debit ol var mı yok mu falan gibisine. O konular da konuşuluyor işte ona özel Slack kanalında. Hani biz shape etmeye başladığımız her şeye bir Slack kanalı açıyoruz. Sonrasından dokümanı da güncelliyoruz. Sonra shape edilmiş her şeye işte bir doküman da hazırlıyor. Ondan sonra da bu 2 hafta içerisinde bu shape edilmiş oluyor. Bete hazır hale geliyor. Yani açıkçası gene şimdi gene dürüst olalım. İlk cycle başlar başlamaz kimse öbür cycle'ı shape etmeyi düşünmüyor. Bu cycle'ın bitmesine yakın. İşte cooldown'a girerken falan. Ay iyi hadi shape up yapmamız lazım diğer şeyleri deyip. Shape etmemiz lazım deyip o zaman başlıyoruz. Yani şimdi yani böyle çiçek bahçesi anlatamayacağım tabii ki. Tabii zaten yani hiçbir şeyde yöntem de öyle değil. Herkes kendi needin yoğun işi farklı. Tabii bu konunun altını çizmek lazım. Özellikle şimdi biz de hani belirli bir süredir uğraşıyoruz. Siz de aynı şekilde. Hani bu kitabı aldım okudum. Bu bir sihirli değnek. Hemen aldım her şeyi düzeltti gibi düşünmemek lazım. Biraz çaba gerektiren bir şey. Yani deneme yanılmayla uygulayarak, tecrübe ederek şirketin kurum kültürünün adapte olması bile çok önemli bir süreç bu iş için. Alışkanlıkların değişmesi çok önemli. Yani kitapta yazılanları birebir uyguluyoruz. A'dan Z'ye yapıyoruz. Bizde öyle bir iddiamız yok. Ama mümkün mertebe o kurallara sadık kalmaya çalışıyoruz. Kendinize evirdiğiniz yerler de olabiliyor. Ama zaman içinde hep hedefiniz kitaptaki şeyi takip etmek olmalı bence burada. Yani o uyduramadığınız kısımları uydurmaya çalışmak da çok önemli. Her şirketin dinamiği farklı tabii yani. Her şirkette birebir aynı şekilde uyacak diye bir kavram yok ama mesela biz de şekillendirme işini özel yazılım işi yaptığımız bir firma olduğumuz için yani birçok müşterimiz var, startup müşterileri var. Yani paralelde ilerleyen projeler var. Müşteriyi product strateji takımına dahil ediyoruz. Müşterinin olduğu, işte ekipten benim olduğum genellikle ve teknik olarak ekipteki kıdemli arkadaşların olduğu daha kısa bir küçük bir grup birçok müşteri projesinde biz her müşterinin kendi üzerinde kendi ekibinden birkaç kişinin de dahil olduğu bir grupla belirliyoruz. Yani onların da işte şekillendirme süreçlerini beraber müşteriyle, müşteri takımın bir parçası olarak görmeye çalışıyoruz. Yani biz müşterinin adına bir şey şekillendirmiyoruz kesinlikle. Onlarla beraber konuşuyoruz. Dolayısıyla da süreç devam ediyor. Bu şekilde hani ama şekillendirme mutlaka bir döngü devam ederken paralelde ilerliyor yani. Hani döngü bitsin sonra şekillendireyim sonra döngüye başlayayım olayı yok. Daha çok o 2 haftalık soğuma sürecinde şekillendirilmiş işlerin bahis masasında karar verilmesi sürecine daha çok vakit ayrılıyor yani. Döngü içerisinde mutlaka birilerinin bir şeyleri şekillendiriyor olması lazım. Aslında Emrah sen şey dedin ve hani Tayfun sonra da sen de bahsettin. En kritik konulardan bir tanesi belki de genel shape up metodunun 6 haftalık cycle'lara bağlı kalmaları ve 6 haftanın sonunda uzatma ihtimali var. Hani bazı şeylerde onunla ilgili de bir şey de yazıyor ama genel olarak prensip 6 hafta uzamayacak. 6 haftada canlıya çıkacak. O yüzden sen elindeki şeyleri azalt. Yani tek yöntemin nelerden vazgeçebilirim sorusunu sorup bazı şeylerden aslında vazgeçmek. Ve bence burası hani kritik şeylerden bir tanesi. En çarpıcı taraflarından bir tanesi. Çünkü ya şunun bitmesi lazımdan aslında insanı kurtarıyor. Ben 6 haftada ne bitirebilirim ve ne canlıya çıkarabilirim gibi bir kendimize limit koyuyoruz bu şekilde. Kesinlikle.
Yani 6 haftalık süre içinde ne yapabiliriz yerine ne sorun oluşturuyor deyip hani o sürede aslında o sürede neyi ne kadar iyi yapabileceklerine yoğunlaşıyorlar. Yani o süreye ne kadar çok şey dahil etmekten ziyade o süre içinde en iyi neyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Yani biz de öyle yapmaya çalışıyoruz tabii. Dolayısıyla burada aslında basitlik kanunları devreye giriyor. Elinize makası alıyorsunuz. Kesebildiğiniz kadar kesiyorsunuz. Basitleştiriyorsunuz. Özellikleri, yani bir ekranı tasarlamanın yüzlerce yöntemi var. Ama günün sonunda yaptığı iş aynı olabilir. Onun en basit yöntemini bulmak bence buradaki ana anahtarlardan birisi. Ve en anlaşılır tabii haliyle. Evet. Peki shape ettik, şekillendirdik. Bu arada hani kaç tane şeyle geliyoruz, teklifle geliyoruz masaya? Ya ekibe göre değil olmaz mı o yani? Kaç tane derken? Tabii yani ekibe göre değişir de sizde nasıl yani aslında onu soruyorum. Kaç tane shape edilmiş fikirle ortaya geliyoruz ya betting masasına geliyoruz? Ya şey olarak söyleyebilirim hani burada oran orantı olarak hani biz mesela genelde 2-3 tane big işte 6 haftalık item, 1 veya 2 tane de küçük item alabiliyoruz gibi hani şey açısından ve arada bir de küçük bile denemeyecek ufak ufak şeyler var. Mesela bizde bir de öyle bir şey var, ona bir isim veremedik. Yani 2 günlük iş yani hani onun yapılması lazım. Neyse biz eğer böyle bir seçeceksek ortada işte 4 veya 5 tane büyük iş, 3 veya 4 tane hani küçük iş ve diğer o zor şeyler var. Yani hani neredeyse iki katı masaya gelip böyle iki katı demeyeyim de yani %40, %50 fazlası falan gibi bir şey masaya gelip bir kısmı ondan sonra dökülüyor tabii. Anladım, süper. Bu şey sürecinden bahsedebilir misiniz? Bahis sürecinden. Tabii, aslında burada şekillendirme sürecinde bir rakamsal bahis sürecine gelmeden önce şekillendirmede aslında bir rakamsal sınır koymanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Şekillendirmede paralelinde birçok fikir hayata geçirilebilir, şekillendirilebilir. Önemli olan bahis masasından hangisinin çıktığı aslında burada. Yani o yüzden şekillendirme noktasında bir rakamsal sınır koymak gerekmeyebilir diye düşünüyorum. Anladım. Yani sınırdan çok aslında ben şeyi merak ediyorum. Genelde sizin şeyiniz nasıl? Ne kadar getiriyorsunuz anlamında. Ya sınırı yok ama illaki sonuçta hani öncesindeki shaping Yani süresi de limitli olduğu için. sınırı yok. Toplayabildiğimiz kadar hani önümüzü tabii önümüzü görebildiğimiz kadar özellikleri topluyoruz. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda ya da projenin gidişatına göre, akışına göre veya sahadan gelen verilere göre, problem yaratan şeylere göre bunlar toplanabildiği kadar toplanıyor. Yani sonuçta siz bunları şekillendirebildiğiniz süre zarfında bunları teklif masasına hazır teklif sunumları haline getirmek her zaman bir avantajdır. Bu bir backlog to-do atmak gibi düşünülmesin. Yani özellikleri bir sonraki döngünün bahis masasında soğuma döneminde masaya alıp 6 haftaya sıkıştırabilecek kadar aslında sürekli analiz etmeniz gerekiyor. Yani sonuçta product strateji takımının ana işi bu. Bu noktada tabii ekibin kapasitesine göre bakmak lazım ama şekillendirmede siz sürekli bir şeyleri şekillendirmekten korkmamak gerekiyor. Yani önemli olan bahis masasında kaç tanesini döngüye soktuğunuzla ilgili bir şey. Yani o aradaki şey kaçırılmasın. Şekillendirmede bir sınır olmak zorunda değil. Onu demeye çalışıyorum. Evet. Şekillendirmede mesela siz product stratejisiniz. Her şeyi problemleri sürekli çözüp birçok ekiple farklı çalışmalar yapıp ürünün belki bir yıllık, 2 yıllık planını bile görebilirsiniz. Teknik olarak mümkün değil tabii böyle bir şey de, teoride de mümkün değil ama toparlayabildiğiniz kadar şeyi toplamanız lazım. Zaten çok zaman geçtikten sonra onlar güncelliğini kaybediyor. Dolayısıyla siz 3 döngü sonra girecek bir şeyi de şekillendirmek istemiyorsunuz zaten. Projenin gidişatına paralel şeyleri şekillendiriyorsunuz. Öyle Anladım. söyleyeyim. Peki o bahis masasına getirdiğimiz onların the pitch diye adlandırdığı bir sunum kısmı var. Yani o shape ettiğimiz ürünlerin özelliklerin fat marker sketchlerle biraz görselleştirilmiş hali ne olacağının işte biraz detayının olduğu halini biz masaya getiriyoruz ve ekibe sunuyoruz, değil mi? Evet, Evet. bahis süreci bu şekilde. Okey. O süreci biraz anlatabilir misin Emre? Orada şey oluyor artık hani yeni bir cycle başlar kısmen toplantısı gibi bir şey yapıyoruz biz. Arkadaşlar işte biz bunları seçtik. İşte bununla ilgili ekipler zaten şöyle diye düşündük. Hani siz daha iyi bilirsiniz. Buna bir itiraz var mı? Var mı? Var. İşte yoksa yok falan. Bundan sonra gazamız mübarek olsun. Yani açıkçası böyle bu şekilde giriyoruz. Yani çok o noktada artık kararlar verildi. Bundan sonra building'e başlanacak. Hani orada mesele şey işte building daha başlamadan herkes her şey hala super clear değil. İşte diğer kalan kısımları da ekipler biraz işte hep konuştuğumuz o en sevdiğimiz development tarzı olan kervan development'da hallediyorlar açıkçası. Hani zaten diğer türlü waterfall olurdu. Yani bu bahis masasını backlog'la karıştırmamak lazım. Onu da çok vurgulamışlar kitapta. Yani sürekli şekillendirilen şeyler biriken yığınlar halinde gibi yorumlanmaması lazım. Bahis masası denilen şey yine aslında sınırlı bir ekiple yapılan bir masa. Yani gene product strateji takımı yapıyor bu bahisleri benim gördüğüm kadarıyla. Biz de öyle uygulamaya çalışıyoruz. Yani
Aslında bahisin sonunda döngü başlıyor. Yani bahis toplantıları veya bahis planlamaları denilen bahis masası dedikleri şey de herkes elindeki kucağındaki şeyleri masaya döküyor. İşte ben şu 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 özellikleri şekillendirdim. Öteki ben şunları şekillendirdim. İşte müşteri bir şey getiriyor. İşte support ekibindeki bir arkadaştan gelen bir özellik bir şekillenmiş olarak karşında. Bir problem var çözülmesi gereken o karşında. Bunlar masaya yığılıyor. Siz bunun içinden şu anki döngüye uygun, projenin gidişatına uygun olanları seçip ekibinizin kapasitesine göre ve o 6 haftada neleri bitirebileceğinize bakaraktan aslında burada bir sonraki döngü dokümanını yazmak üzere bahis masasında o teklifleri işaretliyorsunuz. Yani bu teklifler bir sonraki döngü dokümanında bütün geliştirme ekibiyle duyuruluyor. Ya yani biz en azından öyle yapmaya çalışıyoruz. Yani bahis masasından çıkana kadar aslında public değil yani yine geliştiriciler için. Tabii geliştiriciler katkıda bulunuyor yani birebir toplantılar yapıyorsun veya görüşüyorsun, soruyorsun şu anda böyle bir plan var kafamda diyorsun ama nihai son hali bitene kadar paylaşılmıyor dokümanın. O nihai son hali bittikten sonra da zaten 6 haftalık döngünün içine kapasitene göre işte bunları sıralayarak alıyorsun. Yani burada yine şey amaç şu 6 haftada ne kadar çok şeyi bitiririm değil en kaliteliyi bulmak. Ona göre de dengelemek lazım. Tabii bu da sizin ekibinizin artık tecrübesi veya ekipteki kişilerin bilgi birikimine göre kararlaştırılıyor. 6 haftalık büyük bir parça ve ikişer haftalık paralelinde giden küçük parçalar halinde bu şekillendirilmiş işler dağıtılıyor. Yani yine burada da yine bir paralel durum söz konusu. 6 haftalık döngüde küçük küçük paralelde birçok iş olabilir. Yani onu da altını çizmek istiyorum. Bahis masasında bunların hepsi planlanıp bu teklif 2 haftada hallolur. Bu teklif 6 haftada hallolur. Orayı biraz daha açabilir misin? Yani mesela bir özellik gelmiş. Örneğin notifikasyon işlevi ile ilgili bir çalışma. Bu 6 hafta boyunca yapılacak bir çalışma değil. 2 haftalık bir iş olabilir. Veya daha kısa süreli olabilir. Bunlar küçük parçalar olarak etiketleniyor aslında. Yani teklif olarak küçük parçalar ve büyük parçalardan oluşuyor aslında teklifler. Bahis masasına gelen. Yani birçok teklif var, birçok özellik var. Bahis masasında bunların hangileri küçük parçalar halinde, hangileri büyük parçalar halinde olacak ayrıştırıyorsunuz. Uzun sürecek işleri 6 haftada birkaç kişiye atıyorsunuz. Onun dışındaki küçük parçaları da 6 haftanın içinde yine paralelinde ekipteki yine birer kişiler, ikişer kişiler veya üçer kişilerden oluşan. Genelde küçük parçalar ikişer kişilerden oluşuyor. Büyük parçalar da bir tasarımcı, iki programcı kullanıyorlar. Biz de genelde buna uymaya çalışıyoruz. Yani çok kümülatif ağır bir iş yapıyorsanız bu 6 hafta sürebilir. Yani köklü bir değişiklik yapıyorsunuzdur ya da büyük bir özellik geliştiriyor olabilirsiniz. Bahis masasına böyle bir teklif gelmiş olabilir. Projede olmayan yeni bir feature olabilir. Yeni bir özellik olabilir. Sonraki modül olabilir. Bunlar 6 haftaya yayılan tek bir proje olarak alınabilir. Ama küçük parçalar daha çok iyileştirmeler veya hata gidermeleri veya bir arayüzün bir sonraki versiyonu yani temeli atılmış bir şeyin iyileştirilmesi denilen kısımlar küçük parçalar olarak etiketleniyor. O yüzden onları da küçük proje ekipleri halinde bölüyorsunuz. Aslında bir döngü başladığında atıyorum bir tane büyük parça, 4 tane de küçük parça olsun. İşte projede çalışan kişi sayısı aslında daha kalabalık bir hal alabiliyor ama herkes kendi projesiyle ilgileniyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Anladım. Evet. Ya şeyi bir merak ettim. Onu soracağım. Dökümanın nihai son hali yazılımcıların önüne bu toplantı sonunda geliyor dedim. Burada nihai son hal dediğin bu the pitch'in pitch diye adlandırılan şeyin son hali mi yoksa artık burada daha detaylı bir halden mi bahsediyorsun? Aslında pitch denilen kısım yine bizim bahis masasındaki diğer paydaşlar dediği yani CTO, CEO, marketing sorumlusu olabilir, support ekibinden kişi olabilir artık oradaki yetkililer kimse. Ben mesela bir böyle düşün Erhan, ben Erhan özellik getirmişim kafamda. Bunu sana aslında seni ikna etmek üzere bahis masasına getiriyorum. Ekipteki herkesin ikna olması için size pazarlıyorum bir şekilde özelliği. Anlatabiliyor muyum? O özellikleri sizin tarafınızdan kararlaştırılması için benim hazırladığım kompleks bir sunum olabilir, bir sürü doküman olabilir, video ekran görüntüleri çekmiş olabilirim. Yani ona nasıl hazırlandığımla ilgili. Ben buna iyi hazırlandım ve birçok doküman hazırladıysam bahis masasındaki sadece 4-5 kişiye bunu sunabilirim. Video kollar yapabilirim veya bir video çekebilirim, ekran paylaşabilirim vesaire. Buradaki birçok elinde bir sürü şey var sonuçta araç var yani taslaklar var, yazılar var, ekran görüntüleri var, support ekibinin attığı bir mail olabilir, oradaki bir screenshot olabilir, bir tweet olabilir. Anlatabiliyor muyum problemle ilgili? Bunları olduğu gibi geliştiricilerin önüne vermiyorlar. Vermiyorsun yani. Biz de öyle yapmamaya çalışıyoruz. Onları yorumluyoruz, anlıyoruz. Evet diyoruz artık bu özellik kodlanmak üzere veya geliştirilmek üzere daha bir özet hale getirilerek geliştirme ekibine veriliyor. Yani bahis masasındaki sunum olduğu gibi geliştirme ekibine post edilmiyor yani. Orada onun da yine Anladım. belirli bir özetten geçmesi lazım. Çünkü orada çok fazla detay var. Özellikle teklif sunumu şunlardan oluşuyor. Bir sorunun tanımlanması gerekiyor. Bu sorunu ne kadar sürede tanımlayacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Bu sorunum için
sorun için sunduğunuz çözüm önerisini sunmanız gerekiyor. Yine tabii riskli noktaları da yazmış olmanız gerekiyor. Ve kesinlikle burası çok önemli. Bu proje için, yani bu özellik için kesinlikle yapmamanız gereken şeyleri de yazmanız lazım. Çünkü geliştiricilere bunları vermezseniz, daha böyle detaylı dokümantasyon paylaşırsanız orada kaybolup gitme ihtimalleri çok yüksek. Biz genelde geliştirici arkadaşlara projenin birçok kısmını anlatmamayı tercih ediyoruz o yüzden. Yani daha basit ve indirgenmiş haline sunmak istiyoruz. Çünkü yazılımcı ve tasarımcılar doğası gereği problem çözmeye yönelik insanlar. Hani kompleksleştirme meyilli oluyorlar işleri. Anlatabiliyor muyum? O yüzden onlara daha böyle özet haline getirerek sunmak daha doğru. Ben en azından bu şekilde uygulamaya çalışıyorum. Yani o dokümanı okuyan bir ekip orada bu 4-5 konu başlığını görüyor. Neyi yapmamaları gerektiğini, neyi çözeceklerini ve tabii ne kadar sürede yapmaları gerektiğini ve kimlerin de burada görev alacağı da çok açık bir şekilde yazılıyor. Bunu aslında şey oluyor işte kickoff dedikleri Anladım. yani döngünün duyuru dokümanı oluyor. Ondan sonra da döngüyle ilgili projeler var. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Kickoff'ta da aslında bahis masasında karar verdik neleri yapacağımıza ve kickoff'ta başlatıyoruz ve insanlar geliştirmeye başlıyor. Building dediğimiz kısma giriyoruz. Şimdi orada da şey Papa Özel Evet. bazı hani öne çıkarılan noktalar var. Oradan bir tanesi Get One Piece'dan adında. Aslında daha önce Ryan Singer'ın bu Basecamp'in Product Strategist'inin başında olan kişinin bir tane konuşması var internette. Onun da linkini paylaşırım. Matematik okuyanlar bilir, ortogonallik diye bir konsept vardır. Onu anlattığı bir şey videoydu bu. Ona benzettim zaten bu Get One Piece'dan mantığını da. Hani gerçekten en küçük tek başına ayakta durabilecek halini çıkarmak olarak yorumladım. Bilmiyorum siz yapanlar olarak ne diyorsunuz? Öyle tabii. Ama yani şey hani insanlar giriyor şeye bu işlere ve hani onun en küçük halini çıkarıyor. Daha sonrasında kendi içinde iterasyonlar da yapıyorlar. Hani şunu yapalım ama sonuç olarak aslında vardığımız hedefe varana kadar production'la alakaları olmuyor. Hani soruna cevap oldum bilemiyorum ama Kimin geliştiren production'la arkadaşlarım. alakaları olmuyor dedin? Okey. O zaman oradaki Dan'ın tanımı biraz daha farklı ya. Yani canlıya çıkmak değil de daha hani kendi içerisinde Evet, parçalara bölebilmek evet, adına bunu evet, evet. diyorlar yani. Get One Piece standartlarından Evet. ondan bahsediyor. Canlıya çıkıştan bahsetmiyor. Anladım. Evet. Tek başına ayakta durabilen, çalışabilen bir özellik. Peki bu kısımda sizin deneyimleriniz nasıl? Yani burayı nasıl anlatırsınız siz? Building kısmını. Ya ben buradan biraz uzağım biliyorsun. Hani engineering'e geçince iş şey olmuyor. Hani ben açıkçası mesela bu dediğim bazı stepleri yapıyorlar bazen. Hani kendi alanı test yapmak için falan. Hani oralarda bana geriye dönebiliyorlar. Hani bana yansıyan kısmı şöyle. Hani biz bunu bulmadığımız bir rabbit hole bulduk. Eyvah ne olacak falan oluyor. Orada onu da konuşuyoruz. Hani product management'ın o noktada işe gireceği tek yer o. Hani sonuçta herkes hatalı veya işte gerçek bir şey yapabilir yani şey açısından. O noktada bize geliyor soru. O rabbit hole hakkında acaba işte biraz daha mı küçültsek işi yoksa hani dişimizi mi sıksak gibisinden ve hani bu feature'ın ne kadar gerektiğiyle de ilgili bir karar almamız gerekiyor. Hani işte bir ekipten bir ekibe birini kaydırsak mı falan gibisinden öyle kararlar almaları gerekiyor. Eğer bu feature'ı bu sonradan bulduğumuz rabbit hole yüzünden daha uzun süreceğini anlarsak. Bu tip ayarlar çekiliyor building içerisinde. Ama yani bu çok nadir oldu açıkçası. Çok öyle her zaman olan bir şey değil. Şimdiye kadar bir kere mi oldu? Böyle bir şey yani. Hani onun dışında yani arkadaşlar, mühendis arkadaşlar kendileri sürdürüyor bunu. Peki bir şey orada sana bir şey soracağım. Şimdi geri dönüşler olması bence de çok normal. Sonuçta hani mükemmel bir dokümantasyon yazacağız diye şey yaparsak o zaman zaten waterfall'a döner. Ama hani diğer taraftan da şeyi soracağım. Şimdi bu kapsam daraltma kısmı asıl zaten burada oluyor ya. Yani benim anladığım kadarıyla lütfen yanlışsam düzelt. 6 haftayı yetiştirebilmek adına. Orada sana yani bu ürünü onların önüne getiren kişiye yine bir danışma herhalde söz konusu diye düşünüyorum. Öyle işte. Öyle yani mesela biz zaten hani daraltıp bir şeylerden vazgeçip 6 hafta dedik ama o vazgeçtiğimiz alan içinde de bir başka bir o zaman düşünemediğimiz bir geliştirirken bir rabbit hole çıktı işte sıkıntı çıktı. 6 haftaya sığmayacak gibi. Ne yapacağız? O zaman ekibi büyütmek çok iyi bir şey değil. Ya orada scope'u biraz daha küçülteceksin veya ekibi büyüteceksin. Yani normalde aslında yapılması gereken scope'u biraz daha küçültmek. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki ya bizim ihtiyacımız vardı 6 haftada çıkma. Yani müşterilere şu zaman çıkacağız dedik deyip yine belki doğasına aykırı başka bir küçük ekipten diğer ekibe kişi aktarıyoruz falan. O şekilde çözüyoruz. Bir kere öyle çözdük yani. Anladım. Tayfun size nasıl işler? Bizde de aslında paralelinde benzer şekilde ilerliyor. Bizde burada şimdi geliştirme biraz konu başlığı olduğu için ben de geliştirme tarafında da özellikle yoğun çalıştığım için hala daha uğraştığım konular. Burada şunu çok özellikle belirtmek istiyorum. Yani kullandığınız teknolojiler ve araçlar bu konuda çok önemli. Bu proje şekillendirme veya proje yönetim süreçleri, dokümantasyon, basitlik dediğimiz
konu kavram özellikle yazılım teknolojilerinde de olmak zorunda. Çünkü buradaki anahtar şu. Siz basit teknolojiler kullanırsanız, basit araçlar kullanırsanız ekip içindeki iletişim artar. Ekip içindeki iletişim arttığı anda verim de artıyor. Yani birbirinin ne yaptığını çok iyi anlamayan insanları aynı projeye koyarsanız orada her seferinde bir parçayı beraberce bitirmeleri çok zorlaşıyor. Bu noktada kesinlikle bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan birisi de bu. Full stack geliştirici olmak. Özellikle yani şu anda teknoloji dünyasının gittiği over engineering denilen konulara girmemek çok önemli. Dolayısıyla burada araçlar süreci çok destekliyor. Zaten Ryan Singer'da yani bununla ilgili tweetler atmış. Ben de çok katılıyorum. Rails ve Shapeup'ın ortak bir yönü var. Her ikisi de işlevler arası yoğun bir şekilde işbirliğine dayalı küçük bir kurucu ekiple çalışma deneyimini tasarlıyor. Bunu not almıştım söylemek için. Yani Shapeup ve Rails aslında birlikte daha verimli bir sonuç üretiyor. Bizim ekipte şöyle oluyor. Biz cycle dokümanı yayınlandıktan sonra dokümanda işte az önce bahsettiğim konu başlıklarında kimlerin çalışacağı, hangi özelliklerin yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı belirlendikten sonra burada tabii kalite kontrol dediğimiz bir kavram da var bizim. O dokümanın içinde kalite kontrolden sorumlu olan kişiler de var. Bunlar bütün projelerde bulunmak zorunda. İlerleyişi takip etmek zorunda. Kişilerin hangi projelerde olacakları belirlendikten sonra genelde bir döngünün bir kod adı oluyor. O döngüye bir kod adı vermek istiyoruz, vermeye çalışıyoruz. Rakamsal olarak artan şekilde. O kod adını ön prefix olarak kullanan alt projeler oluşturuyoruz döngü dokümanından sonra. O projede çalışacak arkadaşları ekliyoruz. Ve projenin gene kapsamını anlatan özet bir doküman, ana duyuru dokümanına da link vererek, atıfta bulunarak bir doküman oluşturuyoruz. Bundan sonra artık geliştiriciler de top tamamen. Yani o projenin testlerin oluşturulması, işte parçaların belirlenmesi, hangi parçaları hangi sırayla yapacaklarını burada tamamen geliştiriciler belirliyor. Biz o noktada müdahale etmiyoruz. Hangi sırayla gitmeleri gerektiğini söylemiyoruz. Kendileri bulmak zorundalar, kendileri keşfetmek zorundalar. Zaten burada geliştirme sürecindeki Hilchart konsepti az sonra bahsedeceğimiz. Bu yani başta ne olduğunu bilmediğin ama zaman içinde ne olduğunu anladığın bir sürece doğru giden iki aşamalı bir konsept var burada. Bu konsepti geliştiriciler yaşayarak uyguluyorlar. Yani kodlamaya başlıyorlar. Her seferinde bir parça yapmak şöyle sıkıntılar doğurabiliyor. Mesela uygulamalar genellikle ön yüz ve arka yüz olarak tasarımcı ve programcılar tarafından yapılıyor ama şu metodoloji kesinlikle işe yaramıyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Önce ön yüzü bitireyim. Sonra bir başkası arka tarafı bitirsin. Sonra bunları birleştirelim. Veya sen A özelliğinin ön yüzünü yapa dur. Orası daha net değil. Ben de B özelliğinin backend'ini yapa durayım. Sonra ben A'nın backend'ine geçeyim. Sen B'nin ön yüzüne geç. Burada da patlıyorsunuz yani. O bir seferde bir parçayı tamamlamak konusu bir seferde bir şeyi arka yüzüyle ve ön yüzüyle beraber bitirmek demek aslında. Ya biz buna çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani herkes kafasına göre her yere girişmiyor. Tasarım ve programlamayı birlikte yapıyorlar. Duruma göre tasarımcının yardımına programcı gelebilir. Programcının yardımına tasarımcı gelebilir. Bunlar da çok önemli. Biz o yüzden ekipteki arkadaşları bu stack konusunda yani hep motive ediyoruz. Bu T-shaped denilen yani yatayda kendini birçok alanda geliştirip dikeyde de belli bir alanda uzmanlaşma konusu bu geliştirme fazında çok önemli yani. Programcıların genellikle tasarımcıları beklemesine gerek olduğunu düşünmüyoruz yani. Programcı bir şeyi yapmak için bir tasarımın gelmesini kesinlikle beklememeli. Bu çok büyük bir sıkıntı. Peki şeyi soracağım aslında biraz daha böyle hani genel yine Shapeup üzerinde soracağım. Bu geçişi siz yaparken hangi konularda en çok zorlandınız? Veya zorlandınız doğru kelime değil. Yani hangi konular en belki doğal gelmedi diyeyim veya alışık gelmedi? Yani ben gireyim istersen, hızımı kesmeden hemen özet geçeyim. Yani burada en büyük problem şuydu. Uzun süredir farklı bir kültürle çalıştıktan sonra kurum kültürünüze de adapte olan alışkanlıkları değiştirmek çok zor oldu bizim için. Yani Scrum kültürü veya Agile kültürü aslında güzel kavramlar ama işte farklı yorumlanarak başarısızlıkla sonuçlanabiliyor ve genelde çok büyük ekipler için kurgulanmış şeyler. Çok büyük ekipler için kurgulanmış şeyleri daha küçük mikro ekiplerde uygulamaya çalışınca zaten problem çıkıyor. Oradaki alışkanlıkları değiştirmekte çok zorlandık. Kişilerin alışkanlıklarını değiştirmekte. Bir de öncesinde yani bu işe başlamadan önce uzun bir süre asenkron çalışma, işte ekiplerin yazılı iletişim becerilerini geliştirmesi, bir şeyi yazılı olarak anlatabilme. Yani mesela şeye kesinlikle karşıyız. Yani eskiden biz de kullandık. Slack kullanmadık ama Hipchat kullandık. İşte Atlassian ürünlerini chat odalarında sürekli tartışmak bize şey gelmiyor. Yani mantıklı gelmiyor. Çünkü anlık yazışarak bir şeyleri dokümante edemiyorsunuz. Bu noktada asenkron yazışmak çok önemli ve insanların kolayına gidiyor. Yani hadi bir video call yapalım sana derdimi anlatayım. Mesela en çok zorlandığımız şey bu. Hala daha devam ediyor. Yani bir problemi güzel bir doküman haline getirmek için harcanan zamanı aslında gereksiz zamanmış gibi görmek çok büyük bir problem. Bunun yerine chatten yazmak veya bir
Zoom görüşmesi organize etmek daha kolayımıza gidiyor. O noktada o toplantıda kim varsa onların özelinde o bilgi kaybolup gidiyor. Genellikle de dokümante edilmiyor. Yani bu alışkanlıkları oluşturmak üzere biz çok aslında efor sarf ettik. Ama uzun süredir yani son dönemlerde bu konuda yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Yani çok iyi adapte oldular. Kendi kendilerini yönetebilmeleri çok önemli bu noktada. Bizim en çok zorlandığımız kısımlardan birisi bu oldu. Emrah sizin. Abi biz öbür tarafta çok zor oynuyorduk. Yani bize burası uydu yani. Hani açıkçası güzel oldu. Ha, uymayan bir tarafı vardı. Var bugünlerde. Çünkü hani biraz biz ürünü değiştirmeye çalışıyoruz. Biraz daha böyle belirli feature'lar değil de experimental hani pivot diyemeyeceğim kadar, pivot diyecek kadar büyük bir iş yok ama biraz işte yeni R&D iş yapıp oluyor mu olmuyor mu gibi baktığımız bir dönem var. Bak işte mesela bu uymuyor şeye. Çünkü hani zaten shape'da patlıyorsun, anladın mı? Shape edecek bir şey değil. Çünkü bir görmek gerekiyor. Kimse hiçbir şey bilmiyor o konuda. Hani bizim ürünümüzün doğal gelişimi içerisinde bir şey değil yani. O gibi durumlar zaten şey hani ne yapıyoruz o durumda? O kişiler genelde mesela zaten yoklar gibi cycle'da yani. Onlar R&D yapıyor gibi. Hani biraz bu geliştirme işi yani. Hani R&D işin içine girince biraz şey oluyor. Onları ayırıyorsunuz ekipten. Tabii yani başka türlü çünkü o zaman şey oluyor işte. O kişiden bir beklentiye girmek de çok anlamlı olmuyor falan. Anladım. O da enteresan oluyor. Emre'ye katılıyorum. Burada özellikle Ar-Ge süreci olan, belirsiz olan işlerin bir döngüye dahil edilmesi biraz risk. Yani döngü sonucu bitmemesi riski var ama bazı durumlarda da döngüyü içerisine koyup döngü sonuna kadar çıkan, yani döngünün sonunda ortaya ship edilmek üzere bir şey çıkmak zorunda değil. Orada geçen sürenin içinde oluşan dokümantasyon da aslında hani bir çıktı olabilir. Yani illa her zaman çalışan bir şey çıkacak diye bir kaide yok. O döngü içerisinde bir iki kişi çalışıp bir Ar-Ge yapıp ortaya bir rapor hazırlayabilirler. O da bir üründür sonuçta ortaya çıkmış. Ar-Ge'lerde biraz böyle deadline'a bağımlı kalmamak lazım. Ama şu tarihte bitecek diye bir karar vermek de gerekiyor mutlaka bu Ar-Ge süreci. Shape'ı iş yapış şekillerine adapte etmek isteyenler artık biz yeni bir şey denemek istiyoruz diyenlere ne önerirsiniz? Yani öncelikle belki de şey yani hani böyle şeyler çok macera değil. Yani bir de ilk commit ettin, karar verdin. Sonuçta ilk shape'a başlamadan önce bir şeyleri shape etmen lazım. Yani 6 artı 2 hafta şey var, normal bir cycle şeyi var. Bir de onun öncesinde de belki 2 haftada ilk birinci cycle'a sokacak şeyleri shape edeceğiz. Yani yaklaşık 10 hafta, 11 hafta neredeyse işte 2,5-3 ay zaman gidiyor. Bunu hani oyun gibi yapmamak lazım. Hani bizim gerçekten hani konuştuğumuz işte nedenler onlarda da varsa o zaman girmek lazım ve biraz da işte bazı dizginleri elden bırakmaya da şey olması lazım. Yöneticiler açısından konuşuyorum. Yani çünkü daha artık shaping dediğim bir kolaboratif bir süreç ki onun da faydasının aslında daha iyi olduğunu göreceklerdir yani. Anladım. Tayfun, sizde? Ben de kesinlikle şöyle önerilerde bulunabilirim. Öncelikli olarak yani ekiplerin bilgi birikimlerini birbirlerine eşitlemeye çalışmak çok önemli. Yani ekip içi iletişimi arttırmaya yönelik bazı bir ön hazırlık aşamasından geçmeleri lazım. Yazılı iletişim becerileri en başta geliyor tabii burada. Bu ShapeUp'ın bence verimli olmasındaki en önemli kurallardan birisi bu. İyi dokümanlar yazılabiliyor olması lazım. Ama günün sonunda işin amacı, o da bir araç yani. Doküman yazmak amaç değil. Onu da karıştırmamak gerekiyor. Ama kişiler sana ne kadar az dönsün istiyorsan bir şeyi o kadar iyi yazman ve iyi doküman etmen lazım günün sonunda. Sonrasında teknoloji olarak da az önce dediğim gibi yani kullandıkları yazılım teknolojilerinin onların tasarımcı ve programcı şapkalarında iki kişinin birbirini anlayabileceği şekilde seçilmesi çok önemli. Biraz sabır gerektiriyor. Biz işte dediğim gibi 2 yıla yaklaşık süredir uyguluyoruz. Ben %100 uyguluyoruz gibi bir iddiayla burada bulunmuyorum. Keşfediyoruz hala, deniyoruz. %100 yapamadığımız bölümler var. Çünkü nihayetinde aslında birçok ürün geliştiriyoruz. Tek bir ürüne de fokuslanmış durumda değiliz. Bizim kendi dinamiklerimizde de değişkenlik gösteren kendimize yoğurduğumuz bölümler var ama yani ben kitaptakini aynı şekilde uygulayamıyorum. Ben bu işi beceremiyorum deyip hemen havlu atmamalarını rica ediyorum. Biraz sabır göstermeleri lazım. Tasarımcı ve programcıların zaman içinde daha mutlu olduklarını, daha üretken olduklarını görecekler. Bir süre sonra kendi kendilerine aksiyon aldıklarını görecekler. Ben bunları doğrudan yaşadım. Ekipteki arkadaşlarımın birçok konuda kendi kendilerine aksiyon alabilen hale geldiğini gözlemliyorum son 2 yıldır. Bu çok önemli bir motivasyon. Böyle olunca da siz yönetici olarak daha çok düşünmeye fırsat bulabiliyorsunuz. Bir şeyleri planlamaya fırsat bulabiliyorsunuz. Sürekli insanları yönetmekle uğraşmak istemiyorsanız ShapeUp'a bir şans vermeniz lazım. Bir de kullandığınız proje yönetim sistemleri yani araçları da çok önemli. Tabii nihayetinde bu Basecamp'in ortaya atmış olduğu bir araç, metodoloji en efektif şekilde de tabii ki Basecamp'le çalışıyor. Yani burada Basecamp'in reklamını yapıyorum gibi düşünmeyin. Ben faydasını gördüğüm için söylüyorum. Araçla konsept birbirine çok uyuyor. Biz işte Rails'ı, Basecamp'ı, ShapeUp'ı benimseyerek JavaScript tarafında da mütevazi olarak yani çok over engineering yapmayarak full stack bir şekilde
işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu da bizim hızlı üretmemizi ve hedef odaklı işler çıkartmamızı sağlıyor. Yani bu noktada iddialıyız yani kendi adımıza. Beyler çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli benim için de eğitici öğrendiğim bir şey oldu. Bölüm oldu. Hep uzaktan Teşekkür zaten ederiz. okuduklarımla merak ediyordum ama yapan iki kişiyi, iki firmayı dinlemek daha farklı tabii yani. Kağıt üzerinde her şey güzel ama gerçek hayatta uygulandıktan sonra hani farklı şeyleri de farklı açıları da görebiliyorsunuz. O yüzden deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Biz Çok teşekkür ederiz. verimli oldu. Çok memnun oldum. Sürekli anlatmak istediğimiz şeyleri burada bir özet olarak anlatma fırsatı bulduk. Bir başucu kaynağı haline gelecek bizim için de her zaman. Bu arada yani sizinle ShapeUp'la ilgili iletişime geçmek isteyenler bizim üretim bandı Slack grubundan da aslında sizinle iletişime geçebilirler. Aynen abi, ben oradayım. Herkese de konuşuyorum. Güzel oluyor. Tabii, ben de oradayım. Slack'ten de geçebilirler. Mail de atabilirler. Her zaman yardımcı olmak isteriz. Bu aracın yaygınlaşmasını, yöntemin yaygınlaşmasını istiyoruz biz de. Süper. Belki birkaç sene sonra tekrardan bir daha büyük bir şeyle böyle 5-6-7 firmayla belki tekrardan bir o zaman panel yaparız. Artık podcast'ideki belki bunu panelde Her konuşuruz. zaman sınırsız destek. Tamam süper. Sınırsız destek her Çok zaman. teşekkürler Tamamdır abi. tekrardan. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.